Anagolt Madenciliğin sahibi kim? Gelin biraz daha yakından tanıyalım. Şubat 2024 14.30 tarihinde Erzincan'ın İliç ilçesinde bir altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Yaşanan maden faciasında 9 işçinin ne yazık ki göçük altında kaldığı bilgisine ulaşıldı. Peki bu facianın yaşandığı altın madeni kime ait? 9 işçinin toprak altında kaldığı Erzincan'daki Çöpler Altın Madeni, 2010 yılında kurulan Anagolt Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından işletiliyor. Anagolt Madencilik iki şirketin ortaklığından oluşuyor. Bunlardan biri Amerika merkezli SSR Mining şirketi ve Çalık Holding'e ait olan Lidya Madencilik. Lidya Madencilik'in yönetim kurulu başkanlığını ise Ahmet Çalık yapıyor. Maden daha önce de siyanür sızıntısı ve çökme riski nedeniyle gündeme gelmişti. Fakat bu konuyla ilgili herhangi bir çalışma yapılmamış. Söz konusu maden Erzincan'daki aktif fay hattı üzerinde ve Fırat Nehri'ne de kuş uçuşu 300 metre mesafede bulunuyor. Altın madeninde yaşanan toprak kayması sonucunda Amerika merkezi şirketin hisseleri de etkilendi. Şirketin hisselerinde %30'luk bir düşüş gözlemlendi. Kapasite artışı yapan maden şirketinin projesi ise şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye adayı olan Murat Kurum tarafından onaylanmış. Madende yaşanan göçükten sonra bölge şu anda siyanür sızıntısı tehlikesiyle de karşı karşıya. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı korkulacak bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Tarım Orman Bakanlığımız, DSİ, ilgili kurumlarımızın hepsi hem bu kaymanın çevresel etkilerini, işte basında ifade ediliyor, yeraltı suyuna veya barajlara etkisi olabileceği yönündeki endişeleri gidermek adına da sürekli ölçümler, sürekli numuneler alınıyor. Bunlarla ilgili şu anda endişe edilecek bir şey olmadığını biz buradan kamuoyumuzla paylaşmak istiyoruz. Yetkililer tarafından bölgede gerekli güvenlik önlemleri alındı ve incelemeler devam ediyor.